Herkese merhaba, ben Cüneyt. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu video, çizmeye başladıysanız ya da yeni başlamak istiyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, hangi yollar izlemeniz gerektiği ile ilgili bir video olacaktır. Resim yapmak çok zor bir şey değildir. Bir yerden başlamak lazım. Herkesin içinde bir yetenek vardır. Yeter ki onu gün yüzüne çıkartın. Gün yüzüne çıkartmak için iyi bir eğitim almanız lazım. Eğitim aldıktan sonra iyi bir seviyeye geleceğinize inanıyorum. Şayet iyi bir hocaya denk gelirseniz eğer, resim konusunda çok iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Tabii şunu da belirtmek isterim. Benim inanmam yetmiyor. Sizin de inanmanız lazım aslında. Ben resim çizeceğim ya da çizebilirim demeniz lazım. Şunu da belirtmek isterim. Eğer bir imza atabiliyorsanız, imzanıza karakter verebiliyorsanız resim de yapabilirsiniz. Sonuçta imza atarken rastgele bir imza atmıyorsunuz. Kendinize has, kendinize özgü bir karakter verip imza atıyorsunuz. Yanlış mıyım? Çoğu arkadaşım ben cinleri çizemem der. Yani sordunuz mu kendinize? Neden sadece ben cinleri çizebilirim diyorsunuz? Yani denediniz mi? Eğitim aldınız mı? Yanında bir yerden başladınız mı resim yapmak için? Çabaladınız mı? Eğer çabalamadıysanız bir şeyler yapamazsınız zaten. Bir şey elde etmek istiyorsanız çabalamanız lazım. Resim de öyle. Eğer istiyorsanız çizmek, başlayın bir yerden. Ertelemeyin. Arkadaşlarıma her zaman derim. Çizmek istiyorsanız gelin ben yardımcı olurum her türlü. Yeter ki içinizdeki o isteği göreyim. Emek verin. Sadece ben çizmek istiyorum demek de olmuyor. Bir yerden başlayacaksınız. Adım atacaksınız. Adım atmadan ilerleyemezsiniz. Yani eğitim alacaksınız, sürekli videolar izleyeceksiniz. Başarmak istiyorsanız bir şeyleri adım atın derim. Başımdan geçen küçük bir olayı anlatayım size. Bir gün bir arkadaşım geldi evime. Yanında bir kuzeni vardı. Çocuk 2 yıldır üniversite sınavına hazırlanıyor ama kazanamıyor. Tabii o zaman ben öğrenciydim, öğrenci evindeydim. Bana şunu dedi, abi dedi, bana da yardımcı olur musun? Ama maddi durumum iyi değil. Yardımcı olurum dedim, yeter ki içindeki isteği göreyim. Gerçekten de istekliydi. Kazanma isteği, kazanma hırsı vardı çocuğun içinde. Yani şunu da diyebilirim, çocuk şu bardağı çizemiyordu. Yani şu bardağı çizmek nedir diyeceksiniz. Gerçekten de çizemiyordu. Bir ay boyunca eğitim verdim. Yani o çocuğun içindeki o isteği gördüm. İsteği gördüğüm için de hiçbir maddi yönden hiçbir destek beklemedim. Çocuğa her türlü yardımcı oldum. Eğitim de verdim. Sürekli üstüne düştüm. Sürekli ödevler verdim. Sürekli yeni şeyler yapmasını istedim. Yani kalemi elinden bıraktırmadım hiçbir zaman. Ve bir aydan sonra üniversite sınavına girdi. Malatya İnönü Üniversitesi. Ve kazandı. Grafik bölümünü kazandı. Aradan 4 yıl geçti. Şu anda emin olun bilgisayar üstünde istediğiniz her türlü çizimi yapar. Yurt dışında olsun, diğer yerlerde olsun bayağı sipariş alıyor. Ve sürekli takip ediyorum. Şu anda bu videoyu izliyorsa da altına yorum yazacağına eminim. Adı Hüseyin. Çoğu zaman işim düşer ona. Bilgisayar üstünde. Bana şunu yapar mısın derim. Abi başım gözüm üstüne. Sen yeter ki ise sen bana o kadar yardımcı oldun. Ben de sana yardımcı olurum abi diyor. O yüzden sizin de bir yerden başlamanız lazım. Eğer başlayacaksanız bir yerden. Takipte kalın. Resmin tüm aşamalarını, püf noktalarını tek tek videoya çekip YouTube kanalıma atacağım. Oradan istediğiniz zaman bana da ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Takıldığınız yerleri, sormak istediklerinizi, yapmak istediklerinizi, neler yapabileceğinizi. Yani yaptığınız çizimleri bile atabilirsiniz. Oradan da yorum yapabilirim. Birlikte neler yapacağınızı, nelere dikkat etmeniz gerektiğini de hakkında da konuşabiliriz. Yeter ki siz isteyin. Sağlıcakla kalın.